İYİ Parti Alanya İlçe Başkan Adayı Hilmi Er, iptal edilen delege seçimi sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Er, delegelerin belirlendiği listede mahalleler arası değişiklik tespit ettiklerini söyledi. Tamamlanan liste 8 Haziran'da asıldı. Tabii bu arada 3 günlük, 4 günlük takvim süreci işlemiş oldu. Bu askı sürecinde ismini kontrol eden, eksiklik tespit eden insanlar başvurularını yaptılar. Belli oranda eksikler giderildi. Ve 12 Haziran'da itirazlar neticesinde düzeltilmiş askı listesi ilan edildi. Ve 12 Haziran tarihinde yaptığımız tespitlerde mahalleler arasında birçok değişikliklerin yapıldığını tespit ettik. Şöyle örnek vermek istiyorum. Ben kendim Küçükasbahçe Mahallesi'nde ikamet eden bir insanım. Partimizin bir üyesiyim. Bir gecede benim mahallemin üye sayısı 55 iken bir gecede 86'ya çıkarıldı. Örneğin Alanya Merkez Mahallelerimizden Katıpaşa Mahallesi'nin 12 Haziran'da düzeltilmiş askı listesinde yaptığımız tespitlerde 17 tane üyenin farklı beldelere kaydırıldığını, farklı mahallelere kaydırıldığını ve 36 tane farklı beldelerden veya yeni yazılmış üyelerden listelere eklemeler yapıldığını tespit ettik. Delegelerin belirlenmesi için iki ayrı listenin olduğunu söyleyen Er, üyelerimiz içeriye girdiklerinde tel zımbayla birbirine eklenmiş halde iki liste yerine tek listeyle karşılaştılar. Buna itiraz eden üyelerimiz olduğu zaman da unutmuşuz deyip tekrar ikinci listeyi üyelerimize verdiler ifadelerini kullandı. Oylama süreci devam ederken insanlara numaratajlar verilmeye başlandı. Bize yakın insanlar numaratajlar verilerek saatlerce beklemek zorunda bırakılırken kendilerine yakın gördükleri insanlara görevli yaka kartları verilerek aradan alınarak oy kullanmaları sağlandı. Dolayısıyla bizim avukatlarımız bunların hepsinin tespitlerini yaparak, tutanaklarını tutarak gerekli il teşkilatımıza, genel merkezimize bu bilgileri aktaracağız. Aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz. Bütün adaylar her mahallede delege sayıları oranında delege adayları önerirler. Biz de ilan edilmemiş olmasına rağmen geçmiş tecrübemizde kullanarak yaptığımız matematik hesaplarıyla bunları tespit edip adaylık başvurularını yaptırdık. Ancak oy kullanmaya gelen delege adaylarımız, oy kullanmak için sandık başına giden üyelerimiz maalesef birçok üye kendini Haziran listesinde görmedi. Daha önceki listelerde olmasına rağmen Yargıtay'ın 5 Haziran Yargıtay'ın tarafından onanmış olan gelen merkezimizin listesinde olmasına rağmen birçok üye kendini Haziran listesinde görmedi. Şöyle bir çalışma içine girmişlerdir. Gelen üye oy kullanmak için gelen üyeye zımbasız bir şekilde eğer bize yakın görmedikleri bir üye ise bir tek kağıt verip oy kullanabilirsiniz demişlerdir. Ve bütün pusulalarda yine tüzüğümüzde olmasına rağmen bütün adaylar harf sırasına göre A'dan Z'ye sıralanması gerekmiş olmasına rağmen kendi anahtar listelerini başa yazarak bizim birçok adayımızı aralara serpiştirerek bir avantaj sağlamaya çalışmışlardır. Kimi pusulalar orta yaş ve üstü vatandaşlarımıza işaretlenmiş olarak teslim edilmiştir. Kimine tek sayfa olarak verilmiştir. İkinci sayfayı ancak soran, bilen, işte kime oy vermesi gerektiğini daha önceden çalışmış olup da bu isimler niye yok? Bunlar olması lazım bu mahallede. Özür dileriz, gözümüzden kaçmış, unutmuşuz vermeyi diyerek kendilerine ikinci sayfalar verilmiştir. Ama takdir edersiniz,
bütün vatandaşlarımızın bu kadar bir bilinç içerisinde olmasını bekleyemeyiz. Köyde kömette yaşayan partililerimiz geldiklerinde tek bir sayfa üzerinden işaretleme yapmak zorunda bırakılmışlardır. İkinci sayfa kendilerine verilmemiştir.